Modern pentatlon olimpik bir branş. Olimpiyatların ilk kurulduğundan itibaren yer edinen bir branş. 2000'de kadınlar bu branşa girip yarışabiliyorlar. Koşu, yüzme, atış, eskrim ve binicilikten, yani 5 farklı branştan ama tek bir madalyadan oluşan bir branş. Daha sonra Altın Ordu'dan sonra ben 2 dünya rekoru kırdım. Avrupa şampiyonu oldum. Büyükler Avrupa üçüncüsü oldum. Dünya kupalarında ikincilik, üçüncülüklerim var geçen sene. Bu sene sezonumuz daha yeni açıldı. İlk yarışımızla birlikte Dünya Kupası 4. ayağında ikinci olduk. Bu Haziran sonunda Tokyo'da bir olimpiyat deneme yarışımız olacak. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası kota yarışımız olacak. İnşallah kotayı alacağız. Zaten artık hedefimiz kotayı almak değil, olabildiğince erken alıp olimpiyatta madalya kovalamak olacak. Burada alacağımızı düşünüyoruz çünkü Ağustos'ta yapılacak yarışta ilk 8'e kota veriyorlar. Ben üst üste 2 sene 3. geçen sene de 6. oldum. Onun için çok rahat alacağımızı düşünüyoruz. Artık Avrupa'da ve dünyada zaten özellikle 2-3 senedir çok korkulan bir rakibim. Her zaman ilk 10'da olan. Bizim pentatlonda birazcık diğer branşlardan farklı. Madalya her zaman değişebiliyor ama hep ilk 10 aynıdır. Binicilik branşımız çok etki ettiği için ilk 10'u çok etkilemiyor ama ilk 3'ü mutlaka yerinden edebiliyor. Gerçekten çok istedim, çok çalıştım. Günde 10-12 saat antrenman yapıyordum. Sadece antrenman, uyku ve beslenmeydi benim minimum 6 ayım olimpiyat süresince. Olimpiyattan önce bir sakatlık yaşadım, çok üzüldüm. Attan düştüm, dizim döndü, kapsülüm koptu. Onun için olimpiyatlarda çok iyi yarışamadım. Ama benim için zaten asıl hedef kotayı alıp olimpiyatları görmekti. Çünkü bizim altın madalyaya koşacağımız olimpiyat 2020 idi. Her zaman hedefimiz oydu. Çünkü yaşım çok küçük. Bizde yaşın biraz büyük olması gerekiyor tecrübe ve madalya için. Genelde 30-35 arası madalya yaşı çok yüksek oluyor ama tabii ki artık bu 25'lere de 24'lere de düştü. Bu tabii ki başarınıza bağlı. Biz de inşallah Tokyo'da madalyayı hedefliyoruz. Çok prensipli ve düzenli çalışıyoruz. Şu an yurt dışından eskrim için hocalarımız var. Her branştan hocalarımız, diyetisyenlerimiz, kulübümüz bizimle birlikte zaten çok düzenli çalışıyoruz. Önce ülkemizi, sonra kendimizi, kulübümüzü temsil ediyor olacağız orada. Ya her zaman bu geçerli, her yarışta, her yolda yürürken bile biz artık normal bir vatandaş gibi değiliz. Çünkü milli forma altına girdiğimiz andan itibaren kulübümüzden, ülkemizden, ismimizden, milli takımımızdan, her şeyden sorumluyuz. Bunun için ya tabii öngörülerimiz var. İnşallah attan bir sıkıntı çıkmazsa ya biz her zaman altını kovalıyoruz. Çünkü herkes şampiyon sanır. Antrenörümün bir lafı vardı. İkinci en iyi kaybetmiş olan kişidir. Sadece bir kazanan vardır yarışta. Ben de kazanan olmak için uğraşacağım. Ama tabii ki kürsüden inmemeye çalışacağız. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Peki Seyit Mehmet Özkan. Ya o benim için çok özel. Çünkü beni gerçekten anlayıp o gözümde ışığı gören nadir insanlardan biri. Herkes söylüyor bunu ama sadece sözde kalıyordu. Bana sahip çıktığı için gerçekten minnettarım. Çünkü çok ihtiyacım olan bir dönemde ortaya çıktı. Ve olmasa spora bu kadar başarılı bir şekilde devam edebileceğimi düşünmüyorum. Biz gerçekten çok az destek alıyoruz. Profesyonel spor adı altında yapıyoruz ama maddi anlamlarda çok zayıfız. Sadece federasyonun verebildiği kadar imkanlar. Onun dışında ne sponsorumuz var, kulübümüz olmadığı zaman da hiçbir imkanımız yok. O kadar. Onun için çok teşekkür ederim ben ona. Çok güzel taşıyorlar Altın Ordu ismini de. Çok güzel yansıtıyorlar. Ben ilk küçükleriyle tanışmıştım A takımdan önce. Tanıştığımda o kibar davranışlarına, hassasiyetlerine o kadar şaşırmıştım ki çok aç olduğumuz, çok özlem duyduğumuz bir insan profili gerçekten. Çok doğru işler yaptığını düşünüyorum Altın Ordu'nun ve başarıyı yakalayacak. Evet çok zor. Her geçen sezon, her geçen yılda daha da zor olacak ama zor başarmak önemlidir. Tarih yazmak hiçbir zaman kolay olmadı zaten. Spor bir yaşam biçimi. Bence herkesin artık spor yapması gerekiyor demeyelim de zaten sporla yaşanması gerekiyor. Yürümek, koşmak, yüzmek, hareket etmek tamamen vücudun ihtiyacı olan ve hem psikolojik hem zihinsel hem fiziksel tamamen vücudu geliştiren bir durum spor yapmak. Bence herkes spor yapmalı. İnsanlar evde oturacağını, ben mesela ne zaman çok yorgun olsam
Düşünsenize ben günde 10-12 saat spor yapıyorum. Yani bir branştan çıkıyorum. Koşuda mesela çok yoruluyorum. Çok kuvvetli bir antrenman yapıyoruz. Oradan çıkıyorum, yüzmeye giriyorum. Orada da çok ağır bir antrenman ama her antrenman daha yüksek performans gösterebiliyoruz. Tabii ki biraz bünye alışkanlığından sonra bu kendiliğinden geliyor ama çok yorgun olduğumuzda bile spor bizi dinlendiriyor. Tam tersine spor zihni de dinlendiren bir durum. Ben ne zaman üzgün olsam, hasta olsam spor yaptıktan sonra o 2 saat sonra hiçbir şeyim kalmıyor. Tamamen geçiyor. Bence herkes spor yapmalı. Özellikle çocuklar ve kadınlar. Çünkü kadınlar çocukları büyüttükleri için ve hani rol model. Yani rol model oldukları için bütün çocuklar annelerine örnek alırlar. Sözden daha çok icraat daha önemli onlar için. Onun için siz spor yapın, çocuğunuz da spor yapsın. Sonuçta ülkemiz gelişsin, spor bu şekilde gelişecek.